Bu eserleri Kıbrıs Modern Sanatlar Müzesi için yaptım. Eserlerimi ortaya çıkarırken de buraya gelirken buranın florasından, doğasından ve burada etkilendiğim şeylerden yola çıkarak resimlerimi oluşturacağımı kurgulamıştım. Gerçekten de öyle oldu. Eserlerimi siyah beyaz üzerine kurguladım. Siyah beyaz bir karşıtlık ilişkisi, aynı zamanda denklemde grileri de arayan bir süreci oluşturur. Bu anlamda da çevredeki floradan etkilendim. Buradaki bitki örtüsü, doğa, aynı zamanda benim eserlerimin çıkış noktası doğa. Onun içindeki tüm yapı taşlarıyla bedenleri birleştirdim. Bu beden ilişkisi ve doğa ilişkisi aynı zamanda da Kıbrıs'ın ikonografik anlamda güneyi ve kuzeyinin ilişkisini de, aynı zamanda iki ayrıksı tuval üzerinden de bir sınır çizgisiyle bu ilişkileri sorguladım. Bedenlerle de bu ayrıksılığı ve ikilikleri sorguladım. Eserlerimi bunun üzerine burayı düşünerek yaptım. Bu resimlerin hikayesi burayla ilgili tamamen. Yaparken şöyle yapacağım diye çıkmadım. Yani şu anda, o anda neleri etkiliyorsa, ne anlık hissediyorsam, ki Kıbrıs'a geldiğimde biz Türkiye'den daha farklı görüyoruz buraları. Burada yaşayarak gördüğüm o etkileşim, o çizgiler, sınırlar, ondan sonra üst üste gelen, eklektik hale gelmiş farklı dokular, farklı yapıları işlemeye çalıştım. Bu da tabii ki Yakın Doğu Üniversitesi'nin florasından beslendi. Buradaki çiçekleri, otları, kuruyan otları benim eserlerimde biçime dönüştü ve bir sanat eseri olarak yeniden üniversitenin, işte ileride kurulacak olan Modern Sanatlar Müzesi için bir araya geldi ve bir sanat eserine dönüştüler. Sanat eseri tabii ki bizim için eser üretmek, yani bir şeyi taklit etmek ya da benzerini yapmak üzerine değil aslında. Yani sanat, bir şeyi düşünmek, kurgulamak, onunla ilgili yeni denklemler ve önermeler ortaya koyabilmek, yeni biçimlerle onu farklı yöntemlere dönüştürerek anlatabilmek, farklı yöntemlerle anlatabilmek diye düşünüyorum. Benim sanatımın temeli bir şeyi taklit etmek, benzetmekle ilgili değil. Anlık, o anda oluşan biçimsel öğeler, denkleme giren dokular, formlar, bende uyandırdığı yüksek kontrast ya da açıklar, koyular ya da renk. Yani o ikisinin ilişkisiyle ortaya çıkan görüntü bize artık bir şey anlatmıyor. Yani bir şey anlatıyor da kendi içimizde resmin bizimle kurduğu ilişkiyi anlatmaya başlıyor. Evet, tabii yani bir sanatçıyı etkileyen ve biz aynı zamanda akademisyeniz, eğitim camiasının içindeyiz. Bu resim yapma geleneğini tarihi literatüre bakarak öğrendik. Geçmişte bizden önceki büyük ustaların, büyük hocaların hem ülkemizde hem uluslararası arenada neler yaptığına baktık. Batıya baktık, doğuya baktık, Anadolu'ya baktık. Bizden önce topraklarımız üzerinde yaşamış antik uygarlıklara baktık, mitolojiye baktık. O yüzden bir isim ya da bir kişiyle bunu adlandırmam biraz herhalde haksızlık olur. Yani tarihin içerisindeki bütün denklemlere bakarak bizi etkileyen resim nedir ya da ne yapacağımız üzerine bu uygarlıkların bize söylediği, bizim de bundan sonra geleceğe bırakacağımız ne olabilir üzerine düşündüğüm soruları oluşturdu. Hepsinin verdiği bilgiler. O yüzden ben tarihe baktım, bol bol okudum, inceledim. Kendi tarihime baktığımda biraz yakın bulduğum mesela Mehmet Siyah Kalem'i buldum. Yani 1500'lü yıllarda daha böyle sürrealist, gerçeküstü, o dönemin tüm anlatımcılıklarına farklı bir anlatım dili getiren birini buldum. Oradan geldim Batı'ya. Batı'da daha gerçekçi, daha klasik anlamda bir takım yapıları buldum. Gerçekliğin değiştiğini gördüm sonra. Soyutlamaları ve tamamen
fikrin ön plana çıktığı, daha çok düşüncenin ön plana çıktığı, sanatın artık görüntüleri taklit eden sanatkarlar dışında görüntü üreten, düşünce üreten, onu düşüncesiyle yeni bir formla anlatabilen bireylere dönüştüklerini gördüm. Tabii kime sanatçı diyebiliriz? Çok zor bir soru tabii ki. Yani tarih boyunca işte atmalı yapanlar, dikiş dikenler, eğer yapanlar, yani eliyle, becerisiyle bir şey yapanlarla ve onu hayatta kullanılabilir hale getirenlere bir dönem deniyordu ama tabii ki bu çok değişti. Yani artık öyle değil. Sanatçı bir fikir üstadı, bir felsefeci, bir sosyolog, bir antropolog belki. Yani evrende gezen bir kuyruklu yıldız belki. Yani ışığını saçıp kendisine takılanları bekleyen ve hümanist bir davranış aynı zamanda. Ama sanatçı bir şeyin taklidini, tekrarını yapan bir papağan değil yani. Sanatçı düşünen, yeniden düşünen, denkleme sürekli düşünenleri ekleyerek literatüre kendi formları ve biçimlerini, evet, doğadan da etkilenecek, sizin ürettiğinizden de etkilenecek, hayattan, kısacası yaşamdan etkilenecek ve yeni formlar ve biçimler. Çünkü insan kurgusal bir dünya yaratıyor sürekli kendisine. Yani sürekli yetişen ağaçların dışında insan o ağaçların içine bina koyuyor, yer yapıyor, sınırlar koyuyor, çekiyor. Yani buradan ayrı gidip de bir vazoyu taklit etmek bir anlam içermiyor artık ondan sonra. O yüzden sanatçı düşüncelerinin peşine takılmış, bulunduğu alanı, dünyayı, evreni algılamaya çalışan, aynı zamanda da onlarla diyalog kurabilen ve hümanist, yani bir sanatçı bir şeyleri yıkmak için değil, sürekli yapmak için, belki yıkımı bile gösterebilir yani. O dürtüyü, o duyguyu uyandırabilmek için bile yeni bir süreci bize gösterebilir gibi. Ben sanatçının yani bu çağda, hani biz hep yanlış anlaşılıyoruz sonuçta, hani ressam değil ya da bizim resmimizi yap dediklerinde, yani ismin o demek olmadığını, o dönemin bittiğini, yani onu yapan insanların olduğunu ve onlar da çok değerli. Hani biz onu bir taraftan kötüleme üzerine değil tabii ki. Ama sanat işi emek, artık yetenek, bilek işi falan değil yani. Tamamen zihinsellik üzerine kuruluyor. Kandinsky bu noktada tabii sanatı zihinsellikle ilgili sorgularken onun içindeki matematiği, onun içindeki altın oranı, Fibonacci'yi, onun içindeki güzellik duygusunu, sizde onun güzel dediği oranı yakalamakla ilgili de bir süreç oluşuyor. Bilgi olmadan onun içerisinde içerdiğiniz biçimlerin hiçbir şekilde bir karşılığı yok. Çünkü o bilgiyle ortaya çıkıyor yani. Hani Mısır'ın bir bilgi arzusu vardı, ona göre geometrisini kurdu. O yüzden her uygarlığın kendine ait sanatıyla ilgili geometrileri, denklemleri, matematikleri, kültürleri yeniden farklı biçimlere doğru dönüşüyor. O yüzden bu çağın sanatçısı sadece bir şeyi yapan değil, her şeyle çok iyi diyalog kuran ve her şeyle ilişkilendirebilmiş yeni dünya, hızlı akan bir dünyanın içerisinde yenilikçi fikirlerle ortaya çıkmaya çalışandır diyeceğim.